Sayın Babran Dinçarslan'la beraber. Bundan sonra her hafta Tango Türk YouTube kanalında bu hafta nelerin yaşandığını ve bunların etkilerinin neler olduğunu, yani özetle kısa gündem değerlendirmeleriyle karşınızda olacağız. İyi yayınlar diliyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. İlk olarak izleyicilerimiz televizyon kanallarında gezerken sık sık rastladığı şekilde farklı otoritelerde de rastladıkları şekilde koronavirüsün küresel etkileri başlığı altında artık sıkça yüme işitmeye başladılar. Bu konuda sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Koronavirüs küresel olarak salgın atlatıldıktan sonra yansımalarının milliyetçiliğe neler olacağına dair. Evvela şeyi tabii yani Tamga Türk'ün de burada reklamını yapalım. Ben Tamga Türk'te birkaç yazı kaleme aldım bununla ilgili. Hem Türkiye'deki etkileri hem dünyadaki etkileri. Mesela geçmişte neler olmuş? Geçmişteki salgınlar nasıl bir etki yaratmış? Bunları kendimce irdelemeye çalıştım. Bu konuda İskender Öksüz de güzel yazılar yazdı. Özetle yani benim durduğum nokta şurası. Bu salgın hani şeyler var ya böyle dünya bildiğiniz dünyayı unutun asla bir daha eskisi gibi olmayacak işte dünya bambaşka bir yere gidecek zombiler dünyayı istila edecek şu olacak böyle bir şey yok. Şimdiye kadarki salgınlar yahut büyük felaketler bir gecede büyük dönüşümü asla tetiklememiş fakat var olan trendleri hızlandırmışlar. İşte zaten diyelim ki feodalizm bir takım sıkıntılar yaşıyormuş, yenilenmeler, dönüşümler yaşıyormuş. Kara veba salgını bunu hızlandırmış diyelim ki. Yahut Roma'da işte o Antonin salgını meşhur yayılırken Hristiyanlık Roma'da yayılırken Antonin salgını bu Hristiyanlığın yayılma hızını arttırmış, ivmesini arttırmış yani. Olmayan bir dini icat edip insanlara sunmamış ya da hiç olmayacak, hiç beklenmedik bir gelişmeyi tetiklememiş. Koronavirüsle ilgili de tarihte en çok paralelli kurabileceğimiz salgının Rus gribi salgını olduğunu söylemiştim. 1889 yılında 2 milyon kişiyi öldüren bir Rus gribi salgını var. O zaman da bunlar tartışılmış ve hani koronavirüse çok benzemesinin sebebi modern dönem salgını. Bir demir yolları salgını. Yani globalleşen dünya, küreselleşen dünyadan bahsediyoruz. Doğu Avrupa'nın ve Rusya'nın demir yollarıyla birbirine tamamen ve aynı zamanda Batı Avrupa'ya tamamen bağlanmasının akabinde gelişen bir salgın. Ortaya çıkışıyla diyelim ki Fransa'ya ulaşması arasında bu yüzden haftalar var. Ondan daha önce diyelim ki aylar hatta yıllar buluyor bir salgının bir enlem derecesi kadar hareket etmesi. Pardon, boylan derecesi kadar hareket etmesi ayları yılları bulabiliyor ama bu haftalar içerisinde bütün Avrupa'yı avucunu alıyor. O zaman da tartışmalar olmuş. İlginçtir mesela o zaman da medya birebir takip etmiş salgının yayılma sürecini. Hatta bunun iyi bir şeyi de olmuş. İnsanlar tedbir almışlar. Mesela diyelim ki Alman gazetelere ya Polonya'da böyle bir hastalık var. Almanya'ya doğru geliyor diye yayın yapınca insanlar tedbire yönelmiş. Belki bu salgının şeyini azaltmış, etkisini azaltmış. Her neyse bütün özellikleriyle, karakteristik özellikleriyle korona salgınına çok benziyor. Şimdi korona ne yapacak? Çin ciddi anlamda bir imaj itibar yarası aldı. Alsın da bu çok iyi. Özellikle şeyi gündeme aldığımız zaman yani Çin biliyorsunuz orada yaşayan Türkleri sürekli olarak yani bir korku filmi sahnesiymişçesine muamelelere tabi tutuyor. Bu açıdan Çin'in yara alması her zaman bizim işimize gelecek, arzu edeceğimiz bir şeydir. Bunun yanında Türk ekonomisi için de çok faydalı olacak. Hep de en başından beri dile getirdiğim meselelerden birisi bu. Avrupa için belli pazarlarda Çin'in alternatifi Türkiye olabilir. Dolayısıyla Türklerin, Türk milliyetçilerinin ya da böyle bu görüşü paylaşmayan herkesin eğer Türk ekonomisini daralmadan kurtarmak istiyorsak, bu krizin atlatmasını uzun vadede Türkiye'nin biraz daha ferahlamasını istiyorsak, Çin bu işten yara alsın, yaptırım görsün. Dünya ile Çin'in arası bozulsun diye yemeden içmeden uğraşması gerekir. Ne olacak? Küreselleşme son bulmaz. Yani çünkü faydalı ticari anlamda diyorum, kar getiriyor, bilmem ne getiriyor falan. Ama belli tedbirler uygulanır ve şunu unutmayın. Şimdi biz Türkiye'den böyle küreselleşme falan filan diyoruz ama
Bu gündemi yaratan Merkez Amerika ve Amerika küreselleşmeden bahsederken Pasifik küreselleşmesinden ve Çin'in küresel pazarlara hakimiyet projesinden bahsediyor. Yani bizim küreselleşmeden anladığımız onlarınki aynı değil. Küreselleşme bitiyor derken şu an şöyle tuhaf bir durum var. Çin hala kağıt üzerinde de olsa komünist bir ülke ve küreselleşmenin ve küresel serbest ticaretin şampiyonluğunu yapıyor ilginç bir şekilde. Amerikan çıkarlarıyla da uyuşmadığı için Pasifik hakimiyet mücadelesinde diyelim bir şey var. Amerika ile Çin'in bir çıkar çatışması var ve şu an Amerika'yı yöneten grup Çinofob diyebileceğimiz Çin düşmanı, Çin'i sevmeyen anti-Çinci bir grup. Onlar başka bir şey kastediyorlar küreselleşmenin çökmesinden. Yoksa Türk mallarının Avrupa pazarına girmesi bu ölçekten baktığınızda küreselleşmeyle falan filan alakası yok. Ki bütün Avrupa zaten yani bu ölçekten yine baktığınızda tek bir ülke kadar bir coğrafya. Yani büyük bir coğrafyada da değiliz. Dolayısıyla hani öyle çok radikal, çok böyle dünyayı yerinden oynatacak şeyler olmaz. Ama otoriter rejimlerin de tekrar sorgulanmaya başlamasını getirebilir bu. Çünkü otoriter rejimler şeffaf olmadıkları için şeyi yanıltabiliyorlar dünya kamuoyunu. Muhtemelen bizim anladığımız kadarıyla Çin virüsü ortaya çıktığında, daha doğrusu itiraf edildiğinde zaten yayılmış. Baskıcı otoriter Çin rejimi bunu sansürlemiş, dünyayla paylaşmamış ve Dünya Sağlık Örgütü'nü de elinden geldiğince bu konuya alet etmiş ki yine Tamga Türk'te çıkan özel bir haberdir. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın Çin bağları diye doğrudan Çin'in beslediği bir adam Dünya Sağlık Örgütü'nün başında. Bu tür meseleler masaya yatırılır. Ülkelerin özellikle tarım alanında kendine yeterlilik otarşi Türkçe otarşi diye çevirdik. Yani çevirdik dediğim ödünç aldık herhalde. Otarşi meselesinde daha böyle bu konuya önem veren bir politika izlemeleri mümkün ki bu olsun da iyi bir şey. Çok böyle temel hayati konularda ülkelerin kendine yeterliliği yeniden gündeme gelir. Yeniden daha doğrusu önem kazanır. Hep gündemdedir bu da. Yani öncelik kazanır. Onun dışında bir husus daha geçenlerde sosyal medyada gördüm. Kimin paylaştığını hatırlamıyorum ama birisi çok güzel bir analiz yazmış bir yabancı. Mesela diyor NATO'dan, Avrupa Birliği'nden yahut Birleşmiş Milletler'den yani bu tür uluslararası örgütlerden onların misyonu olmayan görevleri bekliyoruz. Atıyorum bir askeri ittifak olan NATO'dan bir sağlık problemini engellemesini bekliyoruz. Diyelim ki bir ekonomik işbirliği programı olan Avrupa Birliği'nden işte bir güvenlik politikası geliştirmesini bekliyoruz gibi. Dolayısıyla hani böyle yanlış misyon yüklemekten dolayı yaşadığımız hayal kırıklıkları var ve zannediyoruz ki bu yüzden bunlar çökecek, bunlar çökmez. Çökerse dahi bunun sebebi korona olmaz. Başka yani misyon üstlendikleri alandaki yetersizliklerinden dolayı bir çöküş yaşarlar. Yoksa hani bu işte şöyle yapacak, böyle yapacak bunlar bana biraz asparagaz geliyor. Şunu söyleyeyim son olarak. Hani otoriterlik güçlenecek, milliyetçilik güçlenecek. Milliyetçilik evet kendine yeterlilik anlamında güçlenir. Fakat otoriterliğin güçlenme tam tersi olacağını düşünüyorum ben. Yani şeffaflığın önem kazanacağını, hesap verilebilirliğin önem kazanacağını düşünüyorum. Ancak yetkinlik anlamında otorite, yani işte mesela deriz ya sağlık otoritesi, hukuk otoritesi falan gibi. Bunun yeniden gündeme geleceğini, yani popülizmin karın doyurmadığını gördü insanlar. İşte ezanlar dinmeyecek, bayrak inmeyecek diye siyaset yapmanın ne kadar gerizekalıca bir şey olduğunu gördüler. Çünkü ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek ama korona var ve bir halt yapamıyoruz gibi bir duruma geldi. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün işte yani İngiltere'de, Avusturya'da mesela bugün bir Avusturyalıyla beraberdim. Takip etmediğimiz küçük bir ülke olduğu için bilmiyoruz ama hükümet mensuplarının çok skandal açıklamaları olmuş. Yüz binlerce insan ölecek demişler, 400 kişi ölmüş misal yani hani. Yeterince sorumlu davranmadıkları, yeterince makul, rasyonel davranmadıkları görünmüş ve insanlar şikayet etmeye başlamış. Bütün Avrupa'da ve Amerika'da böyle. Yani Trump hükümetinin, Trump'ın peş peşe birkaç tane skandal açıklaması oldu. Yani saçmaladı, işte milletin ağzına pelesenk oldu falan. Bu ister istemez insan canı söz konusu olunca insanları ya popülist yahut popüler olana değil de bizim oranın deyimiyle mala davara faydası olan na yönelelim. Öyle bir siyasete yönelelim'e sevk edebilir. İnşallah da sevk eder. Tabii bu gavurların wishful thinking dediği hikaye. Biraz da böyle olsun istiyorum ben. Hani inşallah dersi buradan alırız. Yani
Ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek yahut işte yeniden büyük Amerika falan gibi saçma sapan şöyle aslı işte ezan insin mi istiyoruz? Bayrak ezan dinsin, bayrak insin mi istiyoruz? Hayır, ama ülkede kimsenin ezanla bayrakla derdi yokken yahut hedef alınan kitlenin böyle bir derdi yokken bunu gündeme getirmek başka bir gündemi gizlemektir. Bundan bahsediyorum. Yani absürt olan, salakça olan, aptalca olan bu. Bunun kesemize ve sağlığımıza faydasının olmadığının görülmesi. Ümit ediyorum ki koronanın en büyük çıktısı, en büyük etkisi de bu olur. Evet. Aynı istikamette ilerlemek istiyorum. Şu konuda da kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Koronavirüsün şüphesiz Türkiye'ye en önemli etkilerinin başında ekonomik sıkıntılar da geliyor. Ve bunu en fazla dile getiren kesimlerin başında da KOBİ'ler geliyor. Ancak bunun ben biraz gözden kaçtığını düşünüyorum. Sizin bu noktadaki fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi ben KOBİ deyince hep gülümsüyorum. Bir gün bankacım aradı beni, işte bir şey teklif ediyor. Yani bir finansal enstrümanı kullanmamızı teklif ediyor. Dedim ki hanımefendi bu işte küçük ve orta bütçeli işletmelerdeki var ya dedim KOBİ. Oradaki K benim, yani küçük olan benim. Benim bu işlerle şeyim olmaz yani. Şimdi Türkiye'de birçok insan çok ciddi bir nüfus oranına da tekabül ediyor. Şu an tabii veriler elimde hazır olmadığı için net bir rakam veremiyorum ama nüfusun çok ciddi bir kesimine tekabül ediyor. Günübirlik yaşıyor. Yani diyelim ki berberlik yapıyor, terzilik yapıyor, yani günlük ya da garsonluk yapıyor. Bu insanlar böyle aylarca sürecek bir kemer sıkma politikasına yahut mahrumiyet pozisyonuna direnemezler. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde de bu var. Nedir? Yani zaten ucu ucuna maaşları yetiriyor, biraz kar ediyor bilmem ne. Çünkü kar da önemli. Yani patronun bir işten kar etmesi lazım ki ona para yatırmaya, orada istihdam etmeye devam etsin. Bu boyutlarda bir işletme ne kadar süre sermayesinden yemeği göz alabilir? Çok kısa bir süredir bunlar için. Yani ölçeği küçük olduğu için şeyi de dayanıklılıkta o mesabede küçüktür. Belki bazı sektörlerde böyle değildir ama genel olarak böyle. Şimdi bunlar çok ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ben de onu yaşıyorum. Yani bir kişisel olarak bu darboğazın içerisindeyiz. Ve ufukta şey yok. Yani daha iyi olacağına dair bir emare yok. Ülkenin döviz rezervi ciddi anlamda eridi ve şöyle eridi. Tamamen yani böyle aptalca politikalar uğruna eridi. Yani bir tane damadın damatlıktan başka hiçbir sıfatı olduğunu görmediğim, hiçbir becerisi olduğunu görmediğim bir adamın doları baskılayacağım, böyle şiveli komiklikli esprilerle yaptığı açıklamalar, işte doları baskılayacağız, herkes rezil olacak, dolara güvenenler demesi sebebiyle çok ciddi bir döviz rezervi kaybetti Türkiye. İç politikada sürekli işte dolar arzını arttırmak suretiyle Türk lirasının değerini sabit tutmaya çalıştılar ama olmadı. Nitekim dolar o düşürmeye çalıştıkları seviyenin de üzerine çıktı böyle bir krizde. Ve o anda şey yok, elimizde kolay hareket etmemizi sağlayabilecek döviz rezervi yok. Şimdi ben böyle çok eski bir tarihte bir denizcilik romanında okumuştum. Ya Jules Verne'in bir kitabıdır ya da Moby Dick'tir, hangisi hatırlamıyorum ama eski bu şey gemilerde, yelkenli gemilerde diyelim ki çok fırtına var ve bir limana yahut bir daha güvenlikli bir koya gemi yanaşacağı zaman diyelim ki denizin üzerine böyle 20-30 varil balina yağı dökerlermiş. Bu herhalde şeyden bu yaylar fiziği vardır ya, dalgalar fiziği. O genliği falan değiştirdiği için diyelim ki bir 30-40 saniyelik bir rahatlamaya sebep olurmuş deniz yüzeyinde. O sırada manevra yapabilirlermiş. Yani çok kısa bir süre hani yalnızca o koya girecek yahut o limana girebilecek kadar bir deniz yüzeyini sakinleştiren ve anlık manevra yapmasını sağlayan, o eski de kalmış artık kullanılmayan bir yöntemmiş denizcilerin kullandığı. Şimdi biz balina yağımızı açık denize hiç gerek yokken durduk yere döktük denize. Ve şimdi limana girecek olsak ona da giremiyoruz. Bir genişletme politikası yapacak olsak onu da yapamıyoruz. Yani bu konuda hükümetin eli kolu bağlanmış bir halde. Ya bir işin bir şu tarafı var. Bağlanması iyi mi? Ya kötü. Niye kötü? Ya biz de aç kalacağız. Yani ben de aç kalacağım, sen de aç kalacaksın. Ama bir yandan da iyi, yani bir demek ki Türk milleti nasihatle usanmıyor. Böyle musibet gerekiyor ve böyle bir musibeti hep beraber yaşayacağız. Neden yani damatlar rejimine geri dönmememiz gerektiğini, damatlar rejiminden kalsın damat Ferit hükümeti. Yani vaktiyle uygulanmış ve memleketin ne kadar aleyhine
olduğu ispatlanmış bir rejime neden geri dönmememiz gerektiğini yaklaşık 100 yıl sonra yeniden tepemize böyle bir musibet getirerek, kendi elimizle getirerek göreceğiz. Ve belki yine akıllanacağı, sonra bir nesil sonra, yine 100 yıl sonra işte birileri Dinel'den gidiyor, ezanı indirecekler, ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler diye siyaset yapacak. Bu döngüyü hep yaşayacağız gibi görünüyor. Aslında bu ikinci sorunun cevabı benim de istediğim gibi siyasete çeşitmiş oldu biraz konuyu. Türk siyasetine biraz yönelmek istiyorum. O konudaki bu önemli gündem birkaç layık olduğu sıfatı tam kestiremediğim kiminin gazetecilik, kiminin farklı isimler, sıfatlarla adlandırdığı ismin açıklamalarıydı art arda gelen. Darbe tartışmaları üzerine gelen açıklamalardı bunlar. Evvela Sevda Noyan isimli bir hanımefendi dedi ki komşularımı listeliyorum. Bir fişlemenin duyurulmasıydı. Hemen ardından sosyal medyada artık çokça tanınan, kısa süre önce soruşturma açıldığını duyduğumuz Fatih TC isimli isimden başka bir açıklama geldi. Dedi ki nasıl koruyacaksınız yeni bir teşebbüste? Buna ciddi bir tepki de geldiğini düşünmüyorum. Yaptırımı vesaire yok. İnsanlar rahatlıkla bunları söyleyebiliyor, telaffuz edebiliyor artık Türkiye'de. Buna dair ne söylemek lazım? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizde böyle klasik bir laf vardır ya, hükümetle devleti ayırmak lazım diye. Bu beyanlar ve akabinde hiçbir şeyin olmaması, bu adamların başına hiçbir şey gelmemesi, hükümet ve devlet ayrımı diye bir şeyin söz konusu olmadığını, çünkü ortada bir devlet olmadığını gösteriyor. Her şeyden önce, yani işin doğru yanlış, iyi kötü tarafını bir kenara bırakarak, bir ülkede bir defa şiddet tekeli devletin elindedir. Yargı devletin meşru olarak atadığı ve güçler ayrılığı ilkesinin olduğu ülkelerde bağımsız olan bir hukuk müessesesinin elindedir. Yani ben kimseyi yargılayamam. Mesela polis bir yargı unsuru değildir. Polis bir kolluk gücüdür. Yargının emriyle hareket eder. En fazla işte derdest eder, tutuklar, gözaltına alır ve yargının kararı vermesini bekler. Fakat ortada böyle bir şey yok. Herkes kendi adaletini dağıtıyor. Yani kimin FETÖ'cü olup olmadığına, diyelim ki Fatih Tezcan karar veriyor ve onu öldürme yetkisini kendinde bulabiliyor, karısını. Bir de yani böyle bir ahlaksız bir tarafları var. Bu İslamcıların hepsi böyledir zaten. Yani kadın, tırnak içinde kadın namusu üzerinden. Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum da. Yani namus ve cinsellik arasında bir ilişki olduğuna inanmıyorum. Onu söyleyeyim, ama onların gözünde var ve hep bu kadınla ilgili var. Bu kadar tatava yapan, aman kadınlarımızın başını zorla açıyorlar, aman kızlarımıza bakıyorlar, aman namus elden gidiyor, aman birisi şeyde Netflix'te birini öptü, buradan benim çocuğum gidecek, orospu mu olacak diye yaygara koparanlar, ilk böyle bir demeç verecekleri zaman hemen milletin kadının, işte senin karını alacağım, senin kızına şöyle yapacağım, böyle yapacağım gibi ifadeler kullanıyor. Bu bunların hastalıklı zihniyetinin göstergesidir, ama diyorum bak, bu hiç kötü olmasaydı bile bizim ideolojimize göre, ahlak anlayışımıza göre devletin yok olduğunun resmidir. Türkiye'de bunun adını koymak lazım. IŞİD rejimi var. Yani IŞİD Türkiye'de şey yapsa, güçlense, bir yapı olarak Türkiye'ye hakim olsa ne olacaktı? İşte sakallı, öbür dünyada kendisine huri verileceğine inanmış tipler senin karını, benim kızımı kendisine helal görecek, değil mi? Bizi de öldürecekti. Bu kafir diyecekti, bu Şii diyecekti, bu Alevi diyecekti, bu sapık, bu bidat ehli, bu rafizi diyecekti, bizi öldürecekti, malımıza çökecekti, değil mi işte? Bize tasallut edecekti. Ne farkı var? Yani adamlar bunu yapacaklarını beyan ediyorlar ve başlarına hiçbir şey gelmiyor. Bu Türkiye'de devlet diye bir şey olmadığını gösteriyor. Zaten olmadığını gösteren birçok emare vardı, ama yani devletin bu kadar ilkel ve ilksel ve ilkesel bir işlevine, şiddet tekelinden bahsediyorum ve yargı müessesinden bahsediyorum, şerik koşan, müşriklik yapan insanlara hiçbir şey olmaması büyük bir ilandır. Türkiye'de devlet falan diye bir şey yok. Türkiye'de örgütlenmiş bir yapı var. AKP ve İslamcılık. Bunlar istediğini öldürür, istediğini asar, istediğini keser anlamına geliyor. Şimdi burada biz ne yapacağız? Birincisi çok basit, gel bakalım diyeceğiz. Yani burada muhaliflerin de artık korkmayı bırakması lazım. Kaybedeceğimiz şeyler var. Mesela bak, çok basit bir örnek vereyim. Batılı Türklerin
kaybedeceği çok şey olduğu için yani biraz daha böyle şehirleşmiş işte ele kalem tutmuş, ekmek tutmuş insanlar yeterince cesur değiller. Yeterince kavgacı değiller. Ben buna yıllar önce bir yazı yazmıştım. Yumuşak Türklük demiştim. Yani yumuşak Türküz. Fakat en son bizi kaçtığımız kümeste saklanıp korkudan titrerken bulup öldürecek bu adamlar. O yüzden hadi lan oradan demek lazım. Yani sen kimsin demek. Hadi gel bakayım. Hadi ben şuradayım demek lazım. Ve bunlara aynı şekilde bunların şiddet diliyle şiddetle cevap vermek lazım. Çünkü şunu anladığım kadarıyla bir de yapmaya çalışıyorlar. Hep böyle bir korku ikliminden besleniyorlar ya. Darbe olacak. Ya ortada darbe marbe söylentisi yok kardeşim. Yani. Ama olacak. Bak hep bir zaten AKP kurulduğundan beri bir öcüsü var. İşte dün Ergenekon'du, bugün darbe olacak, bir yarın başka bir şey olacak. Bir ara faiz lobisiydi hatırlayın, şimdi dış güçler. Yani hep bir öcü, hep böyle ya biz burada durmazsak gelecekler bir şey yapacaklar. Şeye benziyor bu, bir film vardı. Köy müydü o filmin ismi? Köyün etrafında işte tuhaf olaylar oluyor ve köydeki çocukların dışarı çıkmasına izin vermiyorlar. Halbuki ortaya çıkıyor ki aslında hiç öyle bir şey yok. Köylü ebeveynler bir karar almışlar. Çocuklarını tırnak içinde dış dünyanın tehditlerinden koruyabilmek için canavar kılığına girip köyün etrafında geziyorlarmış. Böyle bir şey. Yani en büyük dış mihrak sizsiniz. En büyük bela sizsiniz. En büyük ya insanlara tecavüz edeceğini açık açık beyan eden ve hiçbir şey almayan adamlarsınız. Yani sizden daha kötü ne olabilir? Yani benim tecavüze uğramam. Malıma mülküme çökülmesi, kellemin gitmesinden daha kötü ne yapabilir gavur bana? Sizden büyük gavur var mı kardeşim? En büyük gavur sizsiniz, en büyük bela sizsiniz, en büyük musibet sizsiniz, en büyük dış mihrak sizsiniz. Demek lazım muhalif partilerin de aman AKP seçmenine de tatlı görünelim diye bunu demekten imtina etmemesi lazım. Çünkü kurtaracağımız AKP seçmenidir aynı zamanda. AKP seçmeninin tamamı Fatih Tezcan gibi değil. Yani bir topyekün %40'lık bir kesimi yeknesak görmemek, homojen görmemek lazım. AKP seçmeni de gerizekalı değil, akıllı konuşan, mantıklı konuşan adamı görecektir. Biz güya tırnak içinde AKP seçmenini incitmemek için olabilecek en marjinal tipleri işte şeye çekiyoruz, sineye çekiyoruz, görmezden geliyoruz, cevap vermiyoruz falan. Bu şeye sebebiyet vermiyor. Aman AKP seçmene de şey demiyor. Aman ne tatlış insanlarmış. Bak Fatih Tezcan analarına sövdü. Kızlarına tecavüz edeceğini, kendilerinin de kellesini keseceğini söyledi ama bir şey yapmadılar. Bir şey demediler. Ne kadar tatlı insanlarmış. Bunlara oy verelim dedirtmiyor. Ama AKP seçmenine şunu göstermek lazım. Kardeşim bu adamların iktidarı senin de işte eğer bunu önemsiyorsan kızının, karının, senin izzeti nefsinin, namusunun, malının, mülkünün garantisinin kalktığı bir iktidardır. Bugün benim üzerime geliyor olabilirler fakat yarın sana da bir bahane bulurlar. Bir kere İslamcılık özünde böyledir. Yani ulan bir sürü yorumu var bu işin. Hepsi de birbirini kafir ilan eder yani. Şimdi yarın der ki kardeşim sen namazda niye şöyle tekbir alıyorsun? Senin de tepene çöker. Beş vakit kılıyorsun namazı, her şeyi bunların istediği gibi yapıyorsun. Niye teheccüd namazına kalkıyorsun der. Senin de tepene çöker. Bunu göstermek lazım ve burada muhalif partilerine büyük iş düşüyor. Kardeşim size oy verdik, meclise gönderdik. Gerekirse kendinizi yakın ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hani senin ülkende çok temel devletin şeyine, dibine dinamit koyan bir anlayış bu kadar yayılmış. Sadece Fatih Tezcan falan değil. Bunlar sembol isimler. Böyle binlerce tweet, milyonlarca belki tweet atılıyor. Bu zihniyet hakim oluyor. Çeteleşme var. Mafyalaşma var. Bu işin bir de mafya boyutu var. Yani her gün mafya babaları YouTube'da bir şeyler yayınlıyor kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman Emniyet Genel Müdürü istifa etsin. Adaleti mafya sağlıyorsa Türkiye'de mesela Türkiye düşmanlarıyla kapışanlar mafyaysa emniyet müdürünün ne işi var orada? Bir kere her şeyden önce yani şunu bunu geçtim ben emniyet genel müdürü olsam ben bir savcı olsam bu benim izzeti nefsime ağır gelir. Derim ki ulan ben maaşımı hak etmiyorum yani. Benim burada olduğum benim bu koltuğa oturduğum bu makamı üstlendiğim bir ülkede elin mafya babası gidip de ben adaleti tesis edeceğim yahut işte şunlara şöyle yapacağım Türk düşmanlarıyla boğuşuyorum pozu kesemez. Bir diyelim ki ya bir subay düşün işte bir teğmen çocuk düşün hudutta mücadele ediyor tamam mı uykusuz kalıyor annesi babası her gün 9 doğuruyor çocuğundan bir şehit haberi gelecek diye Türkiye düşmanlarıyla o çocuk değil de o subay çocuk değil de bu itler güya mücadele ediyormuş yani bu işe bu taraftan bakmak lazım devlet diye bir şey ortada yok muhalif partiler bu konuda şey değiller çünkü kendi seçmenine çok ciddi bir korku veriyor.
Yani muhaliflere diyorlar ki kardeşim muhalif partilere oy verirseniz sizi şöyle yaparız böyle yaparız. Sen bu postayla cevap vermezsen seçmenini kendini kaybedersin. Karşı tarafa iyi görüneceğim aman şey germeyeceğim falan filan derken kendin seçmenin bir bakmışın orta yolcu olmuş aman bana ne bir şekilde durumu idare edeyim demeye başlamış. Evet, gündemde öne çıkan bir diğer başlık da ve bugün bu haftalık değerlendireceğimiz son başlık aynı zamanda çiftlik siyasetindeki yakın vadede etkileyecek bir maddeydi. HDP'li birisinin çıktığı İYİ Parti'ye ciddi iddialarda bulundu. Böyle böyle yapmıştık dedi. İYİ Parti'nin kesin bir dilleri reddetti. Fakat o esnada hatta belki Vatan Partisi'ni saymak lazım. Üç ortağında bu HDP'li eski milletvekilinin söylediğini gördük. Bir hat üzerinden aynı dille bütün mensuplarının savunma biçimi geliştirdiğini gördük. Bunun ciddi bir etkisini bekliyor musunuz ve nasıl okumalıyız aslında? Bence asıl önemli soru bu. Bu tartışmayı nasıl okumalıyız? Şimdi evvela bir arka planı belirlememiz lazım. Yani ben HDP konusunda ne düşünüyorum ve bir Türk milleti HDP'ye nasıl bakmalıdır? Aynı zamanda HDP ile iş tutma işine nasıl bakmalıdır diye. Şimdi hep verdiğim bir örnek var. Yani insanlar uslanabilir yahut insanlar ıslah olabilir, pişman olabilir. Buna her zaman saygım var. Diyelim ki bir adam bir işte küçük çocuğa tacizde bulundu. İçeri girdi, hapis yattı. Cezasını çekti ve hakikaten vicdanıyla baş başa kalıp dedi ki ben çok büyük bir hata yaptım. Ben pişmanım. Buna saygım var. Pişman olmuş en azından. Pişkinlik yapana nazaran daha makbul bir suçlu bu. Fakat tamam evet sen pişman oldun dedik ve yüzüne vurmayız o saatten sonra. Yani pişman olan ve ben çok kötü bir iş yaptım diyen adama sürekli eski suçu hatırlatılmaz. Çünkü eski suçu hatırlattıkça da şeye itersin onu değil mi? Aynı yeraltı dünyasına itersin, aynı ruh haline itersin. Ama herhalde bu eski tacizci, eski istismarcıyı da kreşe müdür yapmayız. Yani işin öyle bir çizgisi var. Şimdi AKP Türkiye'de insanları teröristlerle işbirliği yapmakla suçlayacak son partidir. Çünkü AKP tek bir örgütle de değil, iki farklı örgütle hem FETÖ'yle hem PKK'yla iş tutmuş ve bundan gurur duymuş. Bunu bağıra çağıra lanse etmiş. İtiraf etmiş bir parti. Yani korkunç bir parti bu şeyden. Dolayısıyla yani AKP varken Türkiye'de başka hiçbir yapının HDP ile iş yapması falan konuşulmaz. Çünkü başka hiçbir yapı. Bunlar muhalif lan bunların yetkisi yok elinde. Ayağını haburda mahkeme götürsün. Başka hiçbir yapı. Bırak sadece çözüm sürecini konuşmuyorum. Daha ya hafızalarımıza taze Osman Öcalan'ın devlet kanalına çıkması. Yani bunu başka kim yapabilirdi Türkiye'de? Kim? Mesela Kürtçülükse HDP PKK ile bağlantıları çok aşikar olduğu ve kendisi cüssü olarak zayıf olduğu için bu konuda AKP'den daha utangaçtır. AKP daha cüretkar bir Kürtçü partidir. AKP HDP'ye nazaran daha büyük bir Türk düşmanıdır. Bunların bütün söylemleri duruyor. Hepsi hafızalarımızda duruyor. Arşivlerde duruyor. Bunların Fethullahçılarla nasıl iş tuttukları da duruyor. Yani ha burada bir kere AKP varken başka bir yapının gündeme getirilmesi bile bence abestir. İkincisi, ben HDP'yi nasıl görüyorum? Hep verdiğim bir örnek bu. Ömer Seyfettin'in bir hikayesi. Basitçe şunundan bahsediyor. Bulgaristan'dan Türkler nasıl kovuldu? Eski bir Bulgar diplomatın ağzından anlatıyor. Diyor ki, silahla kovamıyorduk Türkleri. Ama domuz tabularını keşfettik. Ve diyor, Türklerin tarlalarına, köylerine domuz yolladık. O diyor silahla köylerinden atamadığımız Türkler bu toprak cenabet oldu, bu toprağa domuz ayağı değdi diyerek köylerini terk edip göçtüler diyor Bulgaristan'dan ve o sayede kurtulduk bunlardan. Şimdi HDP bizim için böyle. Yani HDP bunu açıkça söylüyorum. Türk siyasetinin domuzudur, tabusudur. Bir yere gittiği zaman oradan insanları soğutur. Ve mesela Gezi'de öyle oldu hatırlayın. Ve hükümet bunu kullanıyor. Ben burada Meral Akşener'in kendi planının bu olduğuna inanmıyorum veya inanmak istemiyorum diyeyim. Tayyip Erdoğan tarafından bir tuzağa çekildiğini düşünüyorum. HDP'yi mevzuya dahil ederek onun üzerinden hem milliyetçilerin hassasiyetlerini hem sosyal demokratların hassasiyetlerini kaşıyarak İYİ Parti ve CHP arasına bir kama sokmaya çalışıyor. Bu sokulacak kama ve ayrılacak makas İYİ Parti'nin yahut CHP'nin hayrına olmaz.
Burada mesela ben bir tarafım. Yani eski bir İyi Partili olarak bir tarafım. CHP'ye hep hatırlatmaya çalıştım. Kendimce hem işte kamuya açık yazılarımda hem görüştüğüm CHP'li karar alıcılara ilettiğim şey şu. Şunu unutmayın. Diyelim ki Kürt seçmenden oy alıyoruz. Ben bu Kürt seçmen ifadesini hiç sevmiyorum ama yani sadece Kürtlük sahikiyle oy veriyorsa bu adam salaktır yani. Hani Kürt seçmen demek bu demek. Sadece Kürtlük sahikiyle oy veren adam demek. İşte vergiyi, politikayı, şunu bunu hiçbir şeyi umursamıyor demek. Ama her neyse yerleştiği için öyle kullanalım. Kürt seçmeni sen hassasiyetini önemsiyorsan kardeşim Türk niyetçiyim. İşte sol düşmanı bir gelenekten geliyorum Türk niyetçi olmanın ötesinde. Hala da yani ben solu sevmem. Sosyal demokratlar falan değil. Onlar tatlı insanlardır ama yani sol sosyalist geleneği sevmem ben. Buna rağmen sol sosyalist gelenekte çok özdeşleşmiş bir partiye gönül rahatlığıyla oy verdim ben. Hiç de pişman değilim. Mansur Yavaş'a oy verdim şeyde Ankara'da. İstanbul'da olsam Ekrem İmamoğlu'nu da verirdim ki boy boy yazı yazdım. Yani gücüm ona yetiyordu. Neyim ben işte küçük bir yazarım. O küçük kitleme kardeşim Ekrem İmamoğlu'na haksızlık ediyorlar. Bu adamın arkasında durmalıyız diye de söyledim. Yine olsa yine söylerim. Ve her şeyde her türlü desteği vermeye de hazırdım. Ekrem İmamoğlu deseydi ki kardeşim gelin şeyin önünde, belediye binasının önünde eylem yapalım. İlk başta da ben giderdim. O zaman Ekrem İmamoğlu benim de hassasiyetlerim olduğunu gözetecek. Yani CHP'ye de böyle bir eleştiri getirelim. Onlar da bunu gözetmeli ama burada HDP hassasiyetini kullanarak durduk yere ya çok durduk yere yani durduk yere bir tane adam çıktı bunlar bizle görüştü dedi. Niye bu gündem oluyor kardeşim yani hani niye durduk yere böyle bir şey diyor. Anlatabildim mi? İşin bu tarafı var. İkinci daha küçük yani bir taktik boyutta da bir İyi Parti eleştiri getireceğim. Bütün neredeyse İyi Partilerin ya bir teröristi mi ciddiye alıyorsunuz diye bir savunma geliştirdiğini gördüm. Bu bir iletişimci olarak söylüyorum. Yanlış bir iletişim biçimi. Yani bu Sırrı Süreyya ne dediyse doğruydu ben kıvırmaya çalışıyorum mesajı verir. İşe böyle girersen. Diyeceksin ki biz görüşmedik. İşte şey diyor ya bize koordinat biçemez. Biçeriz Allah'ına kadar biçeriz. Hatta ben olsam tweet atardım. Koordinat biçiyoruz. Kandil'in koordinatlarını paylaşırdım orada. Belki yapılmıştır bilmiyorum yani. O kullanılan dilde de hani usulde de böyle bir sıkıntı var. İyi Parti burada yanlış yaptı. Tamam yani dediği doğru bir terörist ciddiye alınmaz ama böyle bir ithama böyle cevap verilmez. Orada başka bir cevap vermem lazım. Paylaş kandilin koordinatını al sana koordinat biçtim. Defol gitti. Küfür etmiyorum Tango Türk seyircisine saygımdan ötürü. Fakat tekrar dikkat çekmek istiyorum. Eğer Meral Akşener'in kendi planı değilse bu iş... bu az önce bahsettiğim Türk siyasetinin domuzu olan HDP'nin yarattığı hassasiyetleri iki cephede de kaşıyarak bir kamu sokma operasyonudur. Durduk yere gelmiş bir operasyondur. Burada bu tuzağa düşmesinler. CHP ile aralarını bozmasınlar derim. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için muhafızım. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim öyleyse. Görüşmek üzere. Evet, burada programı sonlandıralım. Bahadır Dinç Arslan'la her hafta gerçekleştireceğimiz kısa gündem değerlendirmelerinin ilkini Tango Türk YouTube kanalında bu hafta tamamlamış olduk. Herkese iyi günler.